Evet arkadaşlar, herkese selam. Yeni bölümle karşınızdayım. Bu bölümde özellikle yorumlarda çok fazla gelen vardı. Apple olarak değil de işte hırsın eldiveni, site eldiveni al diyen çok fazla vardı. Diyorum ki ben de artık günlük olarak 4 tane çarımı da 30 level yaptım yani karakterleri. 5 yapmadım, 4'ünü yaptım bununla birlikte yani. Hepsi 30 level üstü. Şöyle bir won 22,5 M'den. Saat şeyine de bakayım, 29 gün tamamdır. 50 ev kuponumuzu aldık. Bu 50 ev kuponuyla arkadaşlar çok güzel bir hasılat çıkaracağımıza inanıyorum. Şimdi bunu da açacağım arkadaşlar. Öyle açalım, hatta eşyayı kullanalım. Şu an balıkçılık ettiğinden de ev falan vardı çarda, 10-15 ev. 15 günlük eldiven alacağım. 15 günlük eldivenle çok güzel hasılatlar, çok temiz hasılatlar yapacağız. Şimdi eldivenimi alayım. Hemen gidelim günlük ETP'mizi kasmaya. Artık günlük fix olarak ETP'mizi kasacağız 4 tane çarımızda. 4 kere 5 20. 20 tane ETP'miz olacak her gün. Bence çok güzel bir başlangıç olacak. Her gün 20 ETP'yi eğer sabır edip kasabilirsem 15 gün sonrasında çok güzel bir hasılat olacak. Hadi bakalım, başlayalım şimdi. Evet arkadaşlar, geldim. İkinci metnimi kesiyorum. Birinci metinden burada birkaç tane ETP'm vardı zaten. Kor oluştu. Şimdi ikinci kor için bakın. Bayağı atıyor yani. Bence gayet güzel. Şöyle bir uzak şeye alalım mesafeye. Yani bir... En son sayacağız kaç tane attığını bir metinden. Şunları diğer metinden düştü geri kalanları. Siz düşünün yani. Gerçekten güzel bir hasılat bırakacak. Ayrıca diğer eldivenin 30 dakikası var. Onu takmıyorum. Kendime kızla gidip tekrardan bir eldiven düşüreceğim. O zaman çift eldiven kesmeye başlayacağım. Şimdi şöyle atanlara bir saymaya başlayalım. Şöyle bir BK'mız. Bakalım kıvılcım vuruşu. Sihir taşı artı 3'ümüz var. Onun dışında bir ETP. 2, 3, 4 tane ETP atmış. Bundan pek atmadı. Aslında pek slot gelmedi bu metinden. Bir öncekinden çok fazla slot gelmişti. Şöyle güneş yelpazesine de bir bakacağım ya. Zeka falan var mı? Yokmuş. Tamamdır arkadaşlar. Devam edelim. 3. metnim. Gerçekten bu site eldiveni bize bayağı kar ettirecek gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar, bir metin daha kestim. Şöyle eldiven de taktım bu sefer tam patlarken. Unutkanlığımızı alalım. Bir, bu sefer ETP çok atmadı. Birleşti, güzel. Şöyle okey kartını alalım. Onun dışında açılmış okey kartları da var. Şurada bir beceri kitabını görüyorum. Beceri kitabına tıklayayım. Ninja'dan koruyan artı bir. Şöyle adam akıllı artı 4 taş falan atsa güzel olacak. BK'yı alamamışız. Şimdi aldık. Bakalım şimşek çağırma. Yani bizim çarda biraz şanssızlık var. O belli yani. Bak, alamıyorum ha. Şu ninja'dan koruyanı al. Tamam. Şimdi yaklaşınca daha rahat alınıyor. Okey. Okey alalım. Ne oluyor lan? 70'ler. Okey topla. Okeyleri mi topluyorsun? Yani teşekkürler yani. Evet. Çok bir şey atmadı arkadaşlar. Biraz metin bulmak sıkıntı. Bilmiyorum. Herhalde kalabalık. Gördüğümüz üzere insanlar var. Biraz daha arayacağım. Olmazsa ETP görevini yapmak için şeye de gideceğim. Kurbağalara. Orada da olmazsa şeytan kulesi. Bir deneme yapıyoruz. Çünkü eldiveni yeni satın aldık. En güzel bizim için nerede kasacağız? Onu arayıp bulacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir metin daha kestim. Şöyle darbe artı bir düşmüş. Beceri kitabı. Hemen bakacağız. Onun dışında 3 tane ETP atmış. Yani ETP az atmış. Hiç toplamadım arkadaşlar. Bakalım. Ejderha dönüşü BK düşmüş. Çöp düşmüş yani. Kısacası. Unutkanlık da düşmedi. Bak şeyi takınca arkadaşlar, normal şu eldiveni de takınca unutkanlık da atıyor. Onu takmayınca unutkanlık da atmıyor. Yani pek hoşuma gitmiyor. ETP gerçekten ETP performansı düşük. Ben bir şeytan kulesine gideceğim. Şeytan kulesi deneyeceğim. Olmazsa bir kurbağaları deneyeceğim. Şimdi gidiyorum ya. En kötü ölüm metni falan da kesebilirim. Onlardan da bol bol atar. Ufaktan denemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle kurbağalara geldim biraz da. Bir tane attım az önce yer envanter dolduğu için. Kurbağalara geldim, birazcık ETP'mi kasarken ETP de güzel düşüyor bu arada. Kask 60'lık kask bayağı bir kastım arkadaşlar. Savaşçı korku maskesi fazla atmadı ama biraz bakalım neler. Efsunlu var mı inşallah, o 15 ateşli falan bir şey bulursak çok güzel para eder. Başlayalım. Şeytan 4 işimize yaramaz. Efsunsuz yaramaz. Efsunsuz yine yaramaz. Bunda ne var? Bunda da Efsun yok. Efsun yok. Yani envanterlerce bunu doldurmak gerekiyor arkadaşlar Efsun'u yakalamak için. Gördüğünüz gibi Efsun'lu henüz Mystic 4 var. Bir işe yaramaz. Onu da atıyorum. Bunda da Efsun yok. Arkaya geçelim. Şuradan başlayalım. Bunda da Efsun yok. Burada da yok aga. Burada da yok.
Bunda var mı? Bunda da yok. Aga bizde şans yok ha. Başka YouTuber'ları izliyorum arkadaşlar. Adam geliyor burada iki envanter kasıyor. Ya 15 ateş vuruyor ya 15 şimşek bir şey düşürüyor. Biz de aynısını yaptık. Biz de kestik yani şuraya bak. Ama yılmak yok arkadaşlar. Oha ya. Bir tane adam akıllı hepsinin yok. Şuraya bakın beyler. Hani emek ya. Emek emek. Neyse arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada çar 56 level olmak üzere. Bildiğiniz üzere 55 levelde kalmayacağım. 61'e kasacağım. O yüzden hani şey peşinde değilim. Hani nesne eksi bağışı falan yapmayacağım. Ayrıyetten şey de yapmayacağım. Hani hızlı hızlı kasayımın peşinde de değilim şu an. Çünkü bir acelem yok. Eksiklerim var hala da. O yüzden 56 olsun, sıkıntı değil. Ne bileyim, kor kasarken 57 olsun, sıkıntı değil. O şekilde gidebilir. Sorun yok yani. Onu söyleyeyim, sonra bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazar. Yanlışlıkla 56 yaptım falan, mecburen 61 atıyorsun gibi bir şey demeyin. Zaten 61 atacağım çünkü 55'te kaldığımız takdirde arkadaşlar şöyle bir sorun doğuyor. Kask mecburen demir kask veya hayalet maske başlık. Onu da bulmak zor zaten. Kalkan da aynı şekilde ya beşgen olması gerekiyor ya da siyah yuvarlak kalkan olması gerekiyor. Ben de arkadaşlar 61'lik yani korku maskesi ve Şahin falan almak tabii ki de her zaman daha iyi. Hem defansı yüksek tutuyoruz. Hem de blok falan oluyor bildiğiniz üzere korku maskesinde. O yüzden her türlü 61'e atacağım bu çarı. O yüzden dediğim gibi ufaktan ufaktan ilerleyeceğiz. Bu arada ETP için Şeytan Kulesi'ne geldim. Son bir tane kaldı büyük ihtimalle. Burada kasıyoruz. Buradaki şu şeyler çok sıkıntı. Ölümcül olanlar. Zaten güçlü bedeniniz. Birazcık STR'mize düşük kalıyor böyle. Bineksiz falan kestiğimiz. Ama ufaktan gelişeceğiz. Yapacağız yani bir şeyler. İkinci kata attım. Alt kat çok kalabalıktı. Herkes indi saldı. Ben de buradaki slotlar heba olmasın diye hepsini keseceğim. 3'e çıkıp 3'te de o bir tane büyük bir tane neydi onun ismi ya? Azrail yavrusu ya. İsmi aklıma gelmedi. Ufak bir şey var ya onu keseceğim. Ondan bir BK falan atıyor. Şansımıza belki başka bir şey daha atar. Sandık falan da attı oluyor. Her neyse devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Az önce kestim. ETP görevini bitirdim. Geldim kurbağalarda keseyim dedim artık. Ve bir tane 15 rüzgarlı boynuzlu kask düşürdüm. Yani fiyatını bilmiyorum ama sonuçta tam efsun. Bir ticaret camından bakarım pazara atarız güzel. Şöyle bakmadıklarımız var mı? Bakmadıklarımız varsa onlara da şöyle sizinle birlikte hızlıdan bakalım. Başka da yok. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şuradan günlük görevimizde. Nerede günlük görevler? Bir saniye. Hemen şöyle. Günlük görevlerde gördüğünüz gibi bir nesneyi güçlendir diyor. Bir nesneyi güçlendir. Artı basmak oluyor. Kor kazanırsın diyor. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Birinci köye. Hemen bir nesneye artı basıyoruz. Bu nesnenin ne olduğunun bir önemi yok arkadaşlar. Şöyle ışınlanalım. Bu nesne şimdi gideceğiz şeyciden silah satıcısından alacağımız nesneyi hatta ona bile gerek yok silah satıcısına da gerek yok. Şöyle satıcıdan market aç bir tane tahta bilezik alalım ve bunu artı basalım şöyle. Ve görev tamamlandı. Hemen buradan tekrar günlük görevlere geliyoruz. Ve bir nesne üstlendir tamamla bir tane kor kazanıyoruz. Ama bizim korlarla birleşmiyor. Yani envanterde yer kaplıyor. Yani ben bunları birleştirip toplu bir açım yapacaktım. Depoya da atılmıyordur büyük ihtimalle. Neyse yerimiz kalmazsa bunu açarım. Yapacak bir şey yok. Hatta bunu açalım ya dur. Bundan çünkü işlenmemiş veya yontulmuş arasında bir şey verir diyor. Bak bunlarda hep şey veriyor diye biliyorum. Yani en başı işlenmemiş olarak veriyor diye biliyorum. Fakat bu görevden gelenlerin içinde yontulmuş da gelebiliyor. Bakın burada da yazıyor zaten. Tıklayalım bakalım. İşlenmemiş geldi şansımıza. Elmas geldi. Olsun sıkıntı yok. Bu günlük görevden çıkardıklarımı direkt olarak açarım o zaman. Evet arkadaşlar yançara geçtim. Yançarda da ETP görevini yapmaya başladım. Tabii ilk ETP görevi olduğu için 10 oluyor birleşmiyor. Birinci de bildiğiniz gibi bir simyacıya tekrardan uğramak gerekiyor. Ondan sonra birleşmeye başlıyor. Şimdi İlk onluğu tamamladım. Ayrıyetten şöyle bir tane ork dişi, iki tane de ork muskası düştü. Gayet iyi. Şimdi simyacıya gidiyoruz. Bunu işletiyoruz. Ondan sonra geliyoruz ve bunda da yapıyoruz. Yani bundan sonra paso her gün yapacağım şeydir arkadaşlar. Ve en sonunda yani 15 gün boyunca 4 çarla 5 çar değil bir karakterimi 10 level olarak bırakıyorum. Onunla düşük level metin kesmek için. Eğer 4 çarla 15 gün boyunca her gün bunu yaparsam arkadaşlar toplamda 300 tane falan şey olacak
300 tane falan kor olacak. Ondan sonra çok güzel bir toplu kor açımı. Sonra da bir simya falan denemeleri başlayacak artık arkadaşlar. İzlemede kalın. Bu arada videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayan varsa da bir abone olsun. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şöyle XX Adalet XX kardeşimizin herkese selam var. Buradan ona da selam olsun. Evet arkadaşlar, günlük ETP görevimizi 4 çarda tamamladım. Bazı çarlarda farklı yerler denedim. Şimdilik ikinci köy en hızlısı geldi. Tabi ilerleyen zamanlarda yine farklı yerler denemeye devam edeceğim. Belki daha güzel yerler bulurum. Bu arada hepsinde şöyle beşer beşer koru. Ayrıca bir iki okey kartı falan bitirdiğimiz oldu. Hatta bakalım, etkinlikte kahinler falan da bitiyor ama kahini her çarda işte günde bir tane bile bitirsem yetişmeyecek gibi. En kötüsünden gümüşünü falan alırız. Hani son bir gün kala baktık yetişmiyor. Gümüş alırız, bronz alırız, bir şey alırız. Sonuçta bunlar da bitiyor. Bunları da oynayacağız yani. Sıkıntı yok. Şimdi itemlerimizi şöyle depodan kendi çarımıza aktaralım. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Güzel olacak bu şekilde site eldiveni falan. Gerçekten hani daha başladığımız gibi zaten 15 rüzgarlı bir büyülü kask düşürdük. Onun piyasasına baktım. 1 vona falan var yani. 15 rüzgarlı boynuzlu kask, pardon, büyülü kask dedim. Boynuzlu kaskların mesela sura kaskı 61'lik artı sıfırları 15 rüzgar olanları 1 vondan başlıyor. En kötü 80-90'a atarız, satılır. Güzel para. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, az önce Oğuz kardeşimiz Dozi, videoda görmek isterim kral takipçim. Ozi az önce dedi ki sana bir kıyak geçmek istiyorum dedi. İki tane demirci kitabı koydu. Dedi ki ayrıyetten selamımı iletirsin dedi. Ben de dedim ki ne demek, hani bunları vermene de gerek yok da. Yine de ilk başta selam olayına girmeden bana dedi hani bunları vermek istiyorum. Ondan sonra ben dedim ki o zaman videoya çekelim dedim hani ayıp olmasın diye. Kendisine teşekkür ediyorum. Selam olsun. Kral adamsın. Eyvallah. Evet arkadaşlar, ETP görevini kasma yerimiz, yani ETP kasma yerim artık kurbağalardır. Diğer yerlerde hani pek de hoşuma gitmedi. Ama kurbağalarda gerçekten güzel düşüyor. Bu arada bildiğimiz gibi miğferler, 60'lık miğferler de düşüyor burada. Şöyle eldiven de düşürdüm arkadaşlar. Gece oturdum, 3 tane eldiven düşürdüm. Diğer eldivenim bitmek üzereydi. Bildiğin üzere çift eldivenimiz de mevcut. Şimdi şöyle bir tane eldiven takalım. Pelerin de düştü bu arada. Bir pelerin basalım. Şöyle sizinle birlikte bir el keselim arkadaşlar. Bakın nasıl bir getirisi var. Yani tahmin edebilirsiniz ufaktan. Tabii şansa bazen mesela 5 tane ETP atıyor. Bazen bir tane ETP attığı bile oluyor. Yani şanssızlık bizde mevcut bildiğiniz gibi her zaman. Adam aynısını atıyor. Yer böyle ETP kaynıyor. Biz atıyoruz. 2 tane ETP düşüyor. Ve çift eldiven yani. Daha ne yapayım? Ama korku maskesi ve 60'lık işte diğer miğferleri güzel güzel düşüyor yani. Bu 50-56 level olan çarımızın günlük görevini bu kurbağalarda bitirmeyi düşünüyorum. Diğer çarlarımızı da ikinci köyde kasacağım artık arkadaşlar. İkinci köyde gayet güzel düşüyor. Şöyle bir yelpazeyi aldım. Onun dışında bakalım, miğferlerden iki tane attı. Bu sefer ETP gördüğünüz gibi hiç atmadı. Yani bu tamamen bizim şanssızlığımız. Hani oyunda bir şey yok. Çünkü başkaları da burada çift eldiven, hatta sadece site eldiveniyle patır patır düşürürken bizde bir şanssızlık var yani. Yapacak bir şey yok. Yani genellikle bu YouTuber'larda mevcut oluyor arkadaşlar. Yani Metin 2'ye video çekenlere özellikle video çektiğiniz anda bir şeyler hep böyle başarısız oluyor. Oyun bunu hissediyor mudur nedir anlamıyorum gerçekten. Çünkü artı basarken falan da normalde yakmıyorum. Ama videoya girdiğim zaman kesinlikle yanıyor arkadaşlar. Bir uğursuzluk var orada, bir şey var ama tam olarak çözemedim. Mesela şu an tek eldiven kesiyorum. Bakalım tek eldiven, yani sadece site eldiveni. Bakalım bu sefer bize neler bırakacak. Onları da sizlerle birlikte bakalım. Bu arada ninjalarım hala da tarot kasıyor arkadaşlar. Altın kain sandığı toplamda 4 adet var elimde. 3.45 wondan, yani 3 won 45 hem'den veriyorum. Biliyorum 3 fondan satanlar da var. Fakat ben 3.45'ten öyle pazara atıyorum. Satılmasa bile haftaya değerleneceğini biliyorum arkadaşlar. Hani şu an bu fiyattan belki satılmayacak ama kaç günü var eventin? Şöyle sizinle birlikte bir bakalım. 4 gün 10 saati var. 4 gün 10 saatten sonra artık yavaş yavaş fiyatlar artmaya başlayacak. Şu an zaten elimde 5 fon kadar bir para var. Çok da aciliyetli bir itemim şu an yok. Şöyle en azından bir 10 won falan yapıp artı 4 Efso Yakut, şöyle sav olmasına gerek yok. STR Ort. Bu arada videoyu izleyen biri varsa
STR Ort şeklinde EFSO mat yakut satan varsa benimle iletişime geçer. İlla sab olmasına gerek yok. Daha geçen gün kardeşime aldık 10 kaç vona? 9.5 vona falan aldık arkadaşlar. Ya 9.5 won ya 10 vona aldık. Tam emin değilim. Sav yok. STR ort var sadece. Mat yakut. Yani satan varsa benimle iletişime geçebilir ve artı 4 şekildeydi. Onu da söyleyeyim. Aldığım fiyatı. O yüzden hani 9.5 ya da 10 vona fiyatta bir şey aldık. Artı sıfırları zaten savlı olmayan artı sıfırları zaten 9 bana falan çok fazla var. Ama ben artı 4 almak istiyorum. Çünkü simyaya artı basmak tamamen bir işkence yani. Bir şu an bildiğiniz üzere fasulye olmuş 20M. Geçmediği zaman tekrardan başa dönüyor. Sürekli artısı düşüyor falan. Her neyse ben fazla uzatmayayım arkadaşlar. Şöyle TP görevini bitireyim. Sonra şöyle günlük ödülümüzde yine nesneyi güçlendir var. Oradan da bir tane kor alacağız. Halledelim bunları.